İyi akşamlar. Bu akşam yine bir dosyamız var. Bu kez 55 yıllık bir yaşamın öyküsünü taşıyor bu dosya. Yarısından yarım yıl fazlasıyla, yani tam 28 yıl kendisine tutsak olan bir futbol topunun peşinden koşan bir çift usta ayağın, bir çift usta bacağın öyküsü var bu akşamki dosyamızda. Unutamadığımız ve ulusça gururla andığımız birçok başarıya imzasını atan bir çift ayak, bir çift bacaktır bu akşam konumuzun sahip olduğu bu talihli usta ayaklar. Öyle bir çift bacak ve öyle bir çift ayak ki kendisine umutla bakan gözlere ve kendisinden başarı bekleyen yürekleri de ayrıca kendi titreşimiyle birlikte titreten bir çift bacaktır bu akşamki bacağımız. Evet sayın seyirciler, acaba şimdi bu usta bir çift bacak şu anda stüdyomuzun kapısında da titriyorlar mı? Sahi bu bacaklar kimin? Dosyamızı açalım ve dosyamızda bakalım bunlar. Hoş geldiniz defterim. Hoş bulduk efendim. Sayın seyirciler, bu akşamki ünlü konuğumuz Türk futbol yaşamının unutulmaz adı, unutulmaz Lefter Küçük Andoyadis. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, burada da maç başlıyor Lefter Bey. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Siz ne zaman hazır değildiniz zaten. Kaleci arkanızda, siz buradasınız. Karşınızda 3 tane direk, hangar gibi bir kale, ayağınızda top, siz vurdunuz ve top nasıl olsa kaleye girdi diye kendinizden o kadar eminsiniz ki golü attığınızdan. Arkanızı döndünüz, yürüye yürüye geliyorsunuz. Maalesef öyle oldu. Meğerse direğe çarpmış top ve geriye gelmiş. Bundan gerisini size anlattırmayacağım. Sizi izleyen başka bir kişi daha vardı o maçta. Sayın Turgay Şeren. Turgay Şeren anlatsın bir de. O da aynı sahada oynuyordunuz ve aman Berlin Panteri geliyor. Hoş geldiniz Turgay Bey, nasılsınız? O maçı bize lütfen anlatır mısınız? O 2-1'lik maçta Lefter'i anlatır mısınız? Valla Lefter'i... Pardon, ben size Lefter diyorum ama... Yok, rica ederim. Sizden daha arzu ediyorum. Lefter diyorum. Milyonlarca kişi... Milyonlar size Lefter diyor. Lefter'i futbolunu anlatmak için sadece o maç tabii çok az. Hakikaten kendisiyle belki aynı forma altında oynamadık. Ama yıllarca bütün Türkiye'nin forması altında oynadık. Türk milli takımında oynadık. Aşağı yukarı bir takım arkadaşından daha iyi arkadaşlığımız var. Belki ben sarı lacivertli formayı giymiş olsaydım yahut o sarı kırmızılı formayı giymiş olsaydı dostluğumuz, arkadaşlığımız bundan daha ileri gidemezdi diyebilirim. Siz onu şey yapar mısınız? Hatırlar mısınız? Hatırlıyorum efendim. Bir Galatasaraylı olmak üzere idiniz. Rafet'ti değil mi o sizi transferle yapan? Rahmetli oldu efendim o. Bir hafta bizim bahçenin kapısında kaldı. Yattı yani sabaha kadar kaçmayayım diye. Bu arada da tabii ben artık yüzüm tutmadı çünkü çekiniyordum yani. Bu kadar bir insan bir bahçede yatarsa bir hafta onu kırmak doğru olmayacak. İçimizde de bir Fenerbahçelilik var. Kulüp değiştirmek de eski sporcular katiyetle böyle bir şey aklına bile gelmiyordu. Para değil, dünyaları verseler kulüp değiştiremezlerdi. Yani işlerinden böyle bir şey gelirdi. Ve bu arada biz kalktık bütün Galatasaraylılarla birlikte ve o zamanki parayla 50 bin lira para verdiler bana. Çok büyük bir paraydı gene efendim, 54 senesi. Gidiyoruz mukavele imzalamaya. Ben tam Müslüm Bacılar'ın yazıhanesinin önünden geçerken Müslüm Bacılar Fenerbahçe'nin başkanı. Evet, bizim çocuğun işin babası ve aynı zamanda çok sevdiğim bir babam, abim, ne derseniz deyin artık. Çok kıymetli bir insan. Allah rahmet eylesin. Bu arada ben kaçtım Rafet Bey'in elinden ve gittim. Aman dedim Müslüm Baba, bana bir boş bir kağıt ver de şuraya bir imza atayım de.
ben de kurtulayım, bu insanlar da kurtulsun dedim ve boş bir kağıda imza attım. Fenerbahçeli oldunuz. Fenerbahçeli oldum. Orhan Ayhan Bey de, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Orhan Ayhan Bey, ben mi söyleyeyim siz mi söyleyeceksiniz? Birkaç yıl önce, hangi yıldı? 1968'di. 1968'de Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında haber dalında Türkiye birinciliğini kazanan bir haberiniz olmuştu. Bu haberinizi şimdi açıklar mısınız? Fenerbahçeli Ordinarius Lefter İlkokulu yeni bitirdi. Başlık bu şekildeydi. Aradan Bolu'dan verdiğiniz bir haber. 12 yıl geçti evet. Bolu Cumhuriyet İlkokulu'nda. Şimdi siz ilkokulu 2-3-1960 tarihinde bitirdiniz. Evet. Okul müdürünüz Osman Orhan. Diploma numaranız 259. Bitirme dereceniz iyi. Bolu Cumhuriyet İlkokulu. Ve sizin bu haberinizi gazeteci Sayın Orhan Ayhan bildirdi. O kardeşim Orhan başlamadan da sözünü ben demin size ifade etmiştim. Benim pederim fakir bir adam. Tabii yani nedenleri üstünde durmaya gerek. Ben mecburdum yani 4. sınıfa kadar gittikten sonra bir ilkokul diplomamız olsun dedik. Gerçi bir şey değişmedi benim için. Fakat bir diploma olsun dedik. Ve böylelikle orada Lefter Bey sadece Türkiye'nin değil dünyanın çok zor yıllar içinde evet efendim, maalesef bulunduğunu biliyoruz çocukluğunuzda. Hastamız ve bir de 10 çocuk sahibi bir balıkçı babanın zor durumunu da herhalde biz de anlıyoruz. Son derece normal. Bu arada ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu meslek dalında bana çok kıymetli bir ödül kazandırdı bundan 12 yıl önce. Bolu'da hem futbol oynardı evet, hem de antrenörlük yapardı. Hatta şöyle bir hemen araya bir saplama yapayım. İkinci yarılarda Bolu Spor mağlup durumda olduğu zaman Lefter oyuna girerdi ve attığı veya attırdığı gollerle maç kazandırdı Bolu'ya. Bana da bu haberi böylece kazandırmış oldu. Haberde birinciliği. Biz size çok teşekkür ederim Sayın Erhan'a. Sayın Eşfak Aykaç Beyefendi, milli takımın tek seçicisi. Onu kendileri şu anda konuğumuzdur.